Baş başayım, kalbim acı kaderim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Arayan var mı? İki bayan geldi, içeri aldım. Sizinle görüşmek istiyorlar. Bir de karınız aradı efendim. Peki, teşekkür ederim. Kim bu bayanlar? Ne görüşmek istiyorlar? Yardımsevenler Derneği'nden geliyorlar. Kimsesiz çocuklar için bir gece düzenlemişler. Senin sahneye çıkmanı istiyorlar. Ben gerekeni söyledim. Bir de sen konuş istersen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Rica ederim oturun, rahatsız olmayayım. Orhan Bey, biz Yardımsevenler Derneği'nden geliyoruz. Kimsesiz çocuklar yararına bir gece düzenliyoruz. Bu çocuklar için sahneye çıkmanızı rica ediyoruz. Gecenin hasılatından sizin için belli bir ücret ayırabiliriz. Menajeriniz Ercan Bey'e sorduk ama tam bir cevap alamadık. Ben Orhan Bey'in şimdilik sahneye çıkmak istemediğini söyledim. Kimsesiz çocuklar yararına sahneye çıkarım. Hiçbir ücrete talep etmem. Hazırlayın, gelirim. Sağ olun Orhan Bey. Bütün komite adına şükranlarımı sunarım. Hoşça kalın. Güle güle. Şimdilik hoşça kalın. Bizim için söz vermeniz yeter. Güle güle efendim. Sazlara haber verin. Baş üstüne. Efendim. Burak film arıyor efendim. Peki bağlayın. Orhan abi, bu gece film çalışmanız var. Çekilecek sahneler için gerekli kostümleri söylüyorum abi. Evet. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Tamam. Alo. Hele şükür aklınıza gelebildik beyefendi. Bu gece arkadaşlara misafirliğe gideceğiz. Eve erken gel. Ben kuaföre gidip geleceğim. Hele seni başka bir geceye sakla yavrum. Bu gece film çalışmam var. Maalesef geç geleceğim. Bıktım senin filminden plandan. Tüm arkadaşlarıma rezil oluyorum. Ne biçim konuşuyorsun sen? Kendine gel. Yalan söylüyorsun. Film çalışması bahane. Gece başka kadınlara gidiyorsun. Doğru konuş. Adamın tepesini attırma. Anne, babamla niye konuşturmadın beni? Başlatma şimdi babandan. Pamuk, niye annemle babam hep kavga ediyor? Sen de benim gibi üzülüyor musun? Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk Metin. Arabayı müsait bir yere çek. Sabah erken gideceğim. Baş üstüne. Baba! Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Ayşegül, sen daha uyumadın mı? Uyumadım. Seni bekledim babacığım. Sen gelmeden uyur muyum hiç? Ama kızım, senin bu saatte uyuman lazımdı değil mi? Hayır çikolatan, unuttun mu yoksa baba? Aa, unuturum mu hiç? Al bakalım. Pamuk bak, çikolatamız geldi.
Çocuk gündüzleri yemek yemiyor mu? Yemiyor. Ben gelince niye yiyor peki? Ne bileyim ben. Bütün gün onunla uğraşmaktan canım çıkıyor zaten. Çok istiyorsan gece yarılarına kadar dolaşacağına eve erken gel de kızınla ilgilen. Dolaşmıyor, çalışıyorum. Sizin için çalışıyorum. Söylemiştim, film çalışmam vardı bu gece. Yalan söylüyorsun. Neden yalan söyleyeyim? İstediğin zaman sen de gel gör. İşimi yapıyorum. Gündüz iş, gece iş. Gazeteciler, filmciler, plakçılar. Ay bıktım vallahi. Peki ben ne olacağım? Ne istiyorsun Oya? Özgür olmak istiyorum. Kölen miyim ben senin? Hayır, kölem değil, karımsın. Beni kendine, çocuğuna hizmetçi mi aldın sen? Oh, ne biçim konuşuyorsun, o senin de çocuğun. Bir kadın evinin hem hanımı hem de hizmetçisidir. Hayır, ben hizmetçi değilim, anladın mı? İnsan gibi yaşamak istiyorum. Kes be, dır. Başlarım şimdi senin yaşamana da özgürlüğüne de. Esir misin, ne yapıyorum, neyin eksik? Biraz da ben gelince yüzün gülsün. Dokunma bana. Allah kahretsin. Bu evde doğru dürüst uyku bile yok insana. Pamuk hadi gidelim. Babamız uyandı. Günaydın baba. Oh, günaydın kızım. Sana kahvaltı hazırlayayım baba. Sağ ol kızım. Ama sen daha çok küçüksün. Olsun, hazırlarım. Bana bir yanak verdin mi ballı kaymaklı bir kahvaltı yapmış olurum. Oh, çiçek gibisin maşallah. Baba, bir bardak süt ver bana, bir bardak da pamuğa. Peki, vereyim kızım. Telefon çalıyor. Al, sen sütünü iç, ben bakarım. Efendim? Günaydın Orhan abi. Bugünkü çalışma yerimiz Emirgan. Ben seni çınar altında bekleyeceğim. Tamam, hemen geliyorum. Yalnız yönetmenden rica etmiştim. Saat 3'te plak stüdyosunda olacağım. Sen merak etme Orhan abi. Ben yönetmene durumu iletirim. Estağfurullah. Sağ ol. İstiyorsunuz? Binin arabaya. Ne istiyorsunuz dedim. Kimsiniz? Nedenini sonra öğrenirsiniz. Şimdi binin arabaya. Ne yapalım? Öyle olsun. Buyurun. Ne var? Bir kadın babamı kaçırdı anne. Elinde kocaman bir tabanca vardı. Sabah sabah saçmalama. Hadi. Yan tarafa. Sağdaki kapıdan. Thank you.
Şimdi anladınız mı? Çok iyi anladım ama bu soğuk demir niye? Başka çarem yoktu. Ben sizin milyonlarca hayranınızdan biri değilim. Beni sakın onlardan biriyle kıyaslamayın. Sizi bütün benliğiyle isteyen tek kişiyim. Bütün bunlar çok güzel ama benim işim var. Film setinden bekliyorlar, gitmem gerek. Hiçbir yere gidemezsiniz. Zafer Subaşkanı abi. Tamam abi. Nerede kaldı Orhan? Hiç böyle yapmazdı. Prodüksiyon amiri nerede? Telefon etmeye gitti abi. Yakına gelmiş. Ne oldu? Abi, Orhan Gencebay'ı kaçırmışlar. Karısınla görüştü. Ne? Kaçırmışlar mı? Kim kaçırabilir? Bilmem abi. Böyle bir çılgınlığı kim yapabilir? Allah Allah. Bütün aksilikler bu filmi buluyor be. Kurban bile kestik bu film için. Evet efendim. Doğru söylüyorum. Kaçırmışlar. Polis karakolu mu efendim? Evet. Efendim ben önemli bir ihbarda bulunacağım. Dinliyorum. Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay bu sabah evinin önünden genç bir kız tarafından kaçırılmıştır. Haber tüm ekiplere bildirilecektir. Teşekkür ederim. İyi günler. Bir yere mi gidiyoruz anne? Hayır, gitmiyoruz. Sen burada beni bekle. Sakın dışarı çıkma, olur mu? Olur. Ah, özür dilerim, beklettim. Şöyle otursam daha iyi olur herhalde. Kaçırılma olayı nasıl oldu Oya Hanım? Ah, ne kadar üzüldüğümü bilemezsiniz. Sabah erkenden kalktım, kahvaltısını hazırladım. Kahvaltıdan sonra dışarı çıktı, film setine gidecekti. Aşağıda manyak karının biri silahla bekliyormuş. Nereden bilirsin? Orhancığıma bir şey söylemek için balkona çıktım. Bir de ne göreyim? Silahı çenesine dayamış, arabaya bindiriyor. Sonra birdenbire yok oluverdiler. Her şey öyle çabuk olup bitti ki şaştım kaldım. Ya Orhan'ıma bir şey yaparlarsa? Ya onu öldürürlerse? Ben ne yaparım? Orhansız yaşayamam vallahi. Emin olun yaşayamam. Pamuk, annem amma da yalancı değil şey. Mi Pamuk? Yaşayamam, emin olun. Efendim? Beyefendi? Yeğeniniz İpek Hanım, Orhan Gencebay'ı silah zoruyla eve kapadı. Adam gitmek istiyor, İpek Hanım bırakmıyor. Neler söylüyorsun sen kadın? İnanın doğru söylüyorum beyefendi. Sakın kimseye bir şey söyleme. Hemen geliyorum. Nereye baba? Yok bir şey oğlum. Sen yazıhaneden ayrılma, geliyorum. Tam ben gelirken nereye gidiyorsun? Akşam seni ararım Nilgün. Çok önemli bir işim çıktı. Saçmalama artık. Aç şu kapıyı. Bırakmam seni. Ne olur beni anlamaya çalış. Bir sanatçı için beğenilmek çok güzel bir şey. Ama ben evli, çoluk çocuk sahibi biriyim. Biliyorum. Senden nikahını değil, aşkını istiyorum. Aşk tabanca zoruyla ne istenir ne de alınır. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Aç kapıyı, gitmem gerek. Hayır, bırakmam seni. Yeter artık, başlarım şimdi silahından. İşim gücüm var, anlamıyor musun? Ne olursun affet beni. Tek suçum seni sevmek. Ne kadar güzelsin. Gün ışığı gibi pırıl pırılsın. Seni sevecek, peşinden koşacak binlerce erkek var. Ama ben seni istiyorum. Yalnız seni. Nerede bunlar? Yatak odasında. Benim sevgim herhangi bir Orhan Gencebay hayranı sevgisi değil. Sen ünlü bir adam olmasaydın... gene de seni böylesine büyük bir sevgiyle severdim. Sevgiye, aşka saygım var. İpek kızım, aç kapıyı.
Açıyorum amca. Ah İpek, neden yaptın bu çılgınlığı? Orhan Bey, İpek adına sizden çok özür dilerim. Rica ederim, önemi yok. Şu odanın haline bakın. Size ne derece tutkun olduğunu görüyorsunuz. Hastalık gibi bir şey bu. Eskilerin kara sevda dedikleri bu olsa gerek. Ne olur anlamaya çalışın. Anlıyorum. Buyurun, salona geçelim. Amcasıyım. Annesi babası bir trafik kazasında öldüler. Yetim büyüdü. Onu bir hasta olarak kabul edin. Durum polise, basına intikal ederse şerefimiz iki paralık olur. Hiç merak etmeyin. Her şey burada kalacak. Söz veriyorum. Teşekkür ederim Orhan Bey. Bir içki alır mısınız? Yok, gitmem gerek. Sağ olun. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. İyi günler. Size de Orhan Bey. Sağ olun. Sizi bir daha hiç göremeyecek miyim? İpek, ne güzel bir isim. Senin gibi. Sen de İpek gibisin. İstediğin zaman beni gelip iş yerinde görebilirsin. Ama böyle çocukluk yok. Çünkü sen çocuk değil, pırlanta gibi bir genç kızsın. Anlaştık. Yazık ettin kendine Oya'cığım. Evlenmekte acele ettin. Mesleğini sürdürseydin ünlü bir yıldız olmuştun. Ne teklifler geliyordu bana. Hala da geliyor. Film, reklam. Evlendim, Orhan'ın gölgesinde istikbalim yok oldu. Ama geç kalmış sayılmam ki. Treni çoktan kaçırdın sen. Hiçbir şey kaçmış değil. Tekrar sinemaya döneceğim. Kocan izin vermez. Ne demek? Boşanırım. Yapma kız. Çocuğun var. Ana ayrı, baba ayrı, perişan olur. Biraz kızını düşünmelisin. Yazık çocuğa. Onun ne günahı var ki? Gönlün razı olur mu onun anasız babasız büyümesine? Ah, bu çocuk olmasa ben yapacağımı bilirim. Ama ben her şeyi yoluna koyup herkese nasıl şöhret olunur göstereceğim. İçimde yanan o sanat ateşi henüz sönmedi. Ben herkese kim olduğumu ispat edeceğim. Görürsünüz. Baba, babacığım. Yavrum, canım kızım benim. Rahatsız olmayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Orhan Bey. Sağ olun. Seni kaçıran kız kimdi? Sonra anlatırım. Şimdi anlat. Baba, seni kaçıran kızı ben gördüm. Annem görmedi. Niye ben gördüm diyor. Annem neden yalan söylüyor? Yok kızım. O nasıl söz? Anneler yalan söylemez. Benim annem söylüyor işte, söylüyor. Yok, söylemez yavrum. Hadi oyna biraz bak. Ha? Hadi sev. Ajansa bekliyoruz Oya'cığım. Yakında mutlaka geleceğim. Çok özledim oraları. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle canım. Sev bakalım. Oyna, sen de oyna bakayım. Oyna, oyna, oyna. Söylesene, kim o kız? Bırak şimdi, boş ver. Söyle diyorum, kim? Bir hayranım. Üstünde durma, olur böyle şeyler. Sen benden bir şey saklıyorsun. Hayır, hiçbir şey saklamıyorum. Peki neden anlatmıyorsun o halde? Bağırma, çocuk var. Sonra anlatırım. Of, sıkıldım, bıktım bu hayattan. Boğuluyorum bu evde. Bir eşyadan farkım yok ki zaten. Esirmeyin beni. Ben senin gölgende yaşayamam, bilmiş ol. Bu böyle devam edemez. Bekle, seni bir an evvel evlendirmekten başka çare yok. Elimizi çabuk tutmazsak kuş kafesten uçar. İpek umurumda değil. Manyağın biri. Yanına yaklaşıp iki laf edemiyorum. Bir gün döveceğim, elimde kalacak. Kafanı kullan soytarı. Benim de umurumda değil. Sen nikahı kıy, gerisi kolay. Bu servetin tek mirasçısı olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum ama beni gördüğünde şeytan görmüş gibi oluyor. Bir de yakışıklıyım diye dolaşıyorsun. Şu kızı tavlayamadın gitti. Ne yapayım yani baba? Önünde diz mi çökeyim? Sus lan. Ne yapayım hiç? Bokunu ye, ne yaparsan yap.
Bir çaresini bul, yıkıl karşımdan. Sazlarla konuştun mu? Konuştum. Ayrıca 4 kız, 2 erkek vokalist istiyorum. Onların parasını da bizim vereceğiz. Evet. Dur bakayım, dur. Bir dakika kızım benim. Dur bakayım. Şöyle. O kızdan hiç söz etmedin. Hangi kız? O seni kaçıran kız. Üstünde durma. Ben tanıyor muyum? Üstünde durma dedim. İyi peki. Madem öyle. Hüppala. Hoş geldin kızım. Hayrola, telaşlısın gene. Ne oldu? İyi değilim anne, hiç iyi değilim. Neden kızım? Bıktım anne, bıktım. Neden bıktın gene? Bu evlilikten bıktım baba. Boşansam rahatlayacağım. Başlama gene. Adamın keyfini kaçırma. Anne! Anneciğim! Anne neredesin? Baba annem evde yok. Dedene gitmiştir kızım. Hadi gidip alalım anneni. O evde benim hiçbir itibarım yok anne. Karısı mıyım, hizmetçisi miyim belli değil. Hanım, hanım susur şu kızı. Aman baba, ben senin kızın değil miyim? Bana hiç sahip çıkmıyorsun. Daha nasıl sahip çıkalım kız? Atarım şimdi bir şey kafana. Evlendin, aslan gibi bir kocan, bir de çocuğun var. Ama senin aklın bir karış havada. Allah'a şükürler her şeyin var. Daha ne istiyorsun? Belanı mı? Çekilir şey misin sen? Ben olsam 2 gün sonra kapının önüne koyardım seni. Hoş geldin, buyur oğlum. Hoş bulduk. İneciğim biz geldik. Canım bir tanem güzelim. Geç oğlum geç. Merhabalar. Merhaba evlat, hoş geldin. Hadi dedene. Hoş bulduk. Dedeciğim. Gel Ayşegül'üm, gel güzelim, gel benim gülüm. Nereye gitsen peşimdeler. Nasılsın bakalım oğlum, iyi misin? İyiyim baba, sağ ol. Buyur buyur, otur. Yahu nedir bizim bu kadın milletinden çektiğimiz? Rakı getirin lan. Sizin dırdırınız ancak rakıyla çekilir. Ben senin niyetini anlıyorum kızım ama boş bunlar. Aman anne. Vazgeç artık bu mankenlik artistlik sevdasından. Çocuğun, iyi bir kocan var. Aklını başına topla. Erkeklerin üstüne fazla gitmeye gelmez. Yuvadan bir uçtular mı bir daha geri gelmezler. Kaybedersin koca. Umurunda mı sanki? Hasılat çok yüksek. Bari masraflarımızı alalım. Bazı konularda ısrar etme. Sen bilirsin. Tutsaydık dilimizi, bu inat, bu kapris, bu kavgalar, yıprattık sevgimizi. En acı sözler bile söylerken, tutmadık dilimizi. Tutsaydık dilimizi, tam aşkı bulduk derken nasıl da kaybettik sevgimizi. (Gülüyor)
Gerçeğin yaraymış. Dudaktan kalbe bir yolla ki saygı ve sevgi denmiş. Bir yarası bir yarası bir acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yolla ki sevgi ve şarkı denmiş. Efendim. Seni bu saatte rahatsız ettim ama sana önemli bir haberim var. Neymiş o önemli haber? Kocanı kaçıran kız kim biliyor musun? Kim? Büyünce şaşıracaksın. Çabuk söyle, insanı meraktan çatlatma, zaten sinirlerim tepemde. Benim rahmiciğimin yeğeni İpek. Çok zengin ve güzel. Ayağını denk al. Kız Orhan'a deli gibi aşık. Kez sorduğum halde o kızın kim olduğunu bana anlatmadın. Çünkü işine gelmiyor. Ama ben kim olduğunu biliyorum. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. O kızla aşk yaşıyorsun. Bunu sana ağır ödetirim, anlıyor musun? Madem öyle, ben de dilediğim gibi yaşayacağım. Bana karışamayacaksın. Gene neler saçmalıyorsun bu saatte? Saçmalamıyorum. Doğruyu söylüyorum. Seni kaçıran kız milyarder Rahmi Bey'in yeğeni İpek, değil mi? Masken düştü Gencebay. Beraber fırtınalı bir aşk yaşamasaydınız silahla kapına dayanmazdı. Kim bilir ne vaatlerde bulundun da yerine getirmedin. Sana önemli biri olmadığını söylemiştim. Ben bir sanatçıyım. Binlerce hayranım var. Bu tip olayları normal karşılamalıyız. Ben evime bağlıyım. Niye anlamıyorsun? İpek, biliyorsun, hayatta tek istediğim Ali ile senin evlenmendir. Hayır amca, imkansız. Rahmetli annenle baban da bunu isterlerdi. Baban Ali'yi damadı olarak görmek isterdi. Bir başkasını severken Ali ile evlenemem. Bunlar gençlik hayalleri, gelip geçici duygular İpek. Ben Orhan'ı seviyorum, ondan başka hiçbir erkeğin hayatımda yeri yok. Sabah 10'da burada olacaksın. Güle güle. Peki, hoşça kalın. Güle güle. Yalnız Orhan Bey ne der o hanım? Orhan hiçbir şey demez bana. Çorap ve iç çamaşırı reklamı yapacaksınız. Bu işin evliliğinizi etkilemesini istemem. Bunun için benden güzelini bulamazsınız. Elbette. Ünlü Orhan Gencebay'ın karısını çorap ve iç çamaşırı reklamında oynatmak benim için büyük bir başarı. Oyacığım, sen de bu fırsatı iyi değerlendir. Eski günlerini aratmayacağına inanıyorum. Meraklanma sen. En ünlülerine taş çıkartacağım. Thank you.
O sen miydin bir zamanlar? Benim sevdiğim. O sen miydin dertlediğim? Sen kendim. Çok değiştim son günlerde. Bana sevdiğim yetmedi mi her arzuna boyun eğdiğim? Nerede o duygular var nerede? Nerede aşkım? Nerede o duygular var nerede? Anam senin. Ya eski sevgilim olur, ya ben giderim. Sen değilsin, sen değilsin benim sevdiğim. Nerede ömrüm, nerede gülüm, canım verdiğim. Keserim. Bu yaşta beni evlat tatilimi yapacaksın sen bakayım serseri. Senin beni anladığı yok. Parmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Dur şuna bak şuna bak. O çıplak resimleri çektirmeye utanmadın tamam. Sen he. Evin kocan çocuğun varken götünü bacağını nasıl açarsın sen he. Ya dur hanım bırak sen de. Doğru dürüst. Ha şöyle bırak o bıçağı elinden. Ver bana ha. Yüzlerce kadın yapıyor aynı şeyi. Çalışmak ayıp mı? Hem kocaları da bir şey demiyor. Ah be kızım, ne zaman akıllanacak? Hiçbir zaman. Ben hayatımı yaşamak istiyorum anne. Annemi babamı kaybettikten sonra yalnızlığımı senin sesinde, şarkılarında giderdim. Seni dinlerken yalnızlığımı gideren biri oldum. O yüzden seni çok sevdim. Ne kadar temiz bir yüzün var. Baktıkça insana huzur veriyor. Sağ ol. Asıl seninle huzurlu olan benim. Seninle olunca ferahlıyorum. Sıkıntılarımı unutuyorum. Akşam içer misin? Yok. Sıkıntılı olunca içmeyi seviyorum. Bugün sıkılıyorsun değil mi? Doğru. Nedenini öğrenebilir miyim? Boş ver. Bilmemende yarar var. Ben biliyorum. Söylemediysen. Karı? Evet. Gazetede okudum. Bir kadına seninle birlikte olmak yetmez mi? Neyse. Seni deşmek, mutsuz etmek istemiyorum. Gülmeni, mutlu olmanı istiyorum.
bir kulübe gidelim mi? Dans ederiz. Bana ne? Ne demek bana ne? Yürü gidiyorum. Sen bana karışamazsın, anladın mı? Karışamaz mıyım? Kırarım ağzını burnunu. Şimdi hemen benimle eve geleceksin. Hadi yürü. Hey, ne oluyor? Sana ne oluyor? Sen karışma lan. Çekil aradan. Fazla da cavcav etme. Bırakın lan beni. Bırakın, ben çalışacağım bunu. Bırakın bunu. Amcamın oğlu. Amcam beni evlendirmek istiyor onunla ama ölürüm de gene varmam ona. Ben seni istiyorum. Senden başkasına yar olmam. Delisin sen. Hayır, sevdalı. Niçin benden kaçıyorsun? Niçin? Geç oldu. Hadi gidelim. There's a brand new game that's going around. Ain't you heard? Yeah, keep. It'll gain in popularity. Neden durgunsun? Bir sıkıntı mı var canım? Boş ver, uzun hikaye. Yeter Somurtluğum, kalk dans et biraz. Açılırsın ayol. Efendim. Ah tamam, geliyorum şekerim. Çocuklar siz keyfinize bakın. Benim hemen gitmem gerek. Rahmicim çağırıyor da. Yahu ne buluyorsun bu adamda anlamıyorum. Aa, para para para. Efendim. Rahatsız ettim Rüştü Baba. Oya orada mı? Buraya gelip gittiler. Bir şey mi oldu? Yo. İyi geceler baba. Neredeydin bu saate kadar? Sağır mısın? Sana neredeydin dedim. Bırak kolumu. Nerede olduğum seni ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? Hadi vur, bir daha döv. Başka marifetin yok ki zaten. Neredeydin? Hep ben mi soracağım nerede olduğunu? Ne yaptığımı biraz da sen sor. Sen meraklan. Sana 1000 defa söyledim. Beni kendinle kıyaslama. Senin için evinle, çocuğunla ilgilenmek. Biraz da sen ilgilen. Ev mi, cehennem mi belli değil.
olmasaydın darılmazdı. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdık. Hem çare hem de dersin, sen hem bensin tam sensin. İsterim aşkımız toprakta bitsin. Efendim. Alo, buyurun. Alo. Alo. Kimsiniz? Alo. Dün gece öyle mi davranman gerekirdi? Biraz aklını kullan, aklını. Kadınla kızla nasıl konuşulur öğren. Onu kazanacağına kendinden uzaklaştırmak için ne mümkünse yapıyorsun. Bir daha böyle bir hata yaparsan kırarım kafanı. Hep beni suçluyorsun. Gece yarısı kulüpte ne işi var? O şarkıcının da haddini bildirmek lazım. Sırası değil, ortalığı bulandırma. Şimdi git İpek'ten özür dile. Ben kimseden özür dilemem. Dediğimi yap yoksa kırarım kafanı. Alo, buyurun efendim. Orhan Bey ile görüşmek istiyorum. Ben Rahmi Kerimoğlu. Burada yok efendim, film setinde. Buyurun Rahmi Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Orhan Bey. Sizinle görüşmek istiyorum vaktiniz varsa. Tabii, buyurun. Orhan Bey, size gelmemin nedeni İpek. Geçen gece beraber olmuşsunuz. Ondan ilginizi esirgemeyin ama bir abi gibi. Hiç değilse kafasındaki sis dağılıncaya kadar. Size olan tutkusundan kurtuluncaya kadar. Beni yanlış anlamayın Orhan Bey. Siz namuslu, dürüst bir insansınız. Size güvenim sonsuzdur. Ona yardımcı olun. Bir doktor gibi. İpek oğlumun nişanlısıdır. Yakında evlenecekler. Ama size tutkun. Gözü sizden başkasını görmüyor. Onu bu sevdadan siz vazgeçirebilirsiniz ancak. Sizi anlıyorum. Orhan abi set hazır. Seti daha fazla bekletmeyin. Özür dilerim. Çalışmanızı engelledim. İyi çalışmalar. Güle güle. Ne oldu abi? Kelek bir durum mu var? Yok, önemli değil. Herifi pek gözüm tutmadı da. Boş ver. Abi bu gece düğünüme geleceksin değil mi? Oo, tabii geleceğim. Sağ ol abi. Gelmez olur muyum hiç? Rahmi Bey akşam kulübe götürecek bizi. Sen de gel istersen. Tanışmış olursun. Söz vermeyeyim, fırsat bulursam gelirim. Şerefimizi iki paralık ediyorsun. Şarkıcıyla ne işin var gece kulüplerinde? Bu sevdadan vazgeç. Senin için daha iyi bir hayat düşünüyorum. Nasıl bir hayat yaşayacağıma ben karar veririm. Sen de oğlun da fazla üstüme gelmeyin. Üstelik oğlun nezaketten uzak, kaba bir adam. Bana karışmaya, rahatımı bozmaya hiçbir hakkı yok. Sen hiç merak etme. Ben gerekeni yaptım. Koca delikanlıyı senin yüzünden dövdüm. Size kavga değil, birbirinizi sevmek yakışır. Bu gece sizi ben eğlendireceğim. İstediğiniz yere götüreceğim. Git özür dile. Dün akşam yaptıklarım için özür dilerim.
Kimin düğünü bu? Çalıştığım filmdeki bir set işçisinin düğünü. Gitmesek olmaz mı? Söz verdim, ayıp olur. Oya, nereye gidiyorsun? Sıkıldım, gitmek istiyorum. Yapma Oya, rezil etme beni. Ne olacağım beni ilgilendirmez. Senin yanında kendimi bir eşya gibi görüyorum. Senin gölgende yaşayamam. Etmiyorsunuz? Canım dans etmek istemiyor. Bak Oya geliyor. Merhaba çocuklar. Hoş geldin Oya'cığım. Tanıştırayım Rahmi Bey. Memnun oldum. Ben de. Rahmi Bey'in oğlu Ali. Memnun oldum. Bu da İpek. Rahmi Bey'in yeğeni. Kocamın büyük aşkı bu demek. İpek gel otur, nereye gidiyorsun? Bu masada oturmam amca. Gel buraya, kafamı bozma. Dün gece Orhan'la kulübe gelmişler. Ali İpek'i eve götürmek istemiş. Orhan mani olmuş. Ne halleri varsa görsünler. Artık hiçbir şey umurumda değil. Dans edelim mi? Tabii. Oh be, nihayet evet diyen bir kadına rastladım. Bizde canız insanız bilir, bizde canız insanız bilir. Derde öldürdüler, öldü derde elvanlılar. Geçti yıllar geldi diye, geçti yıllar geldi diye. Ettikleri günahlılar yandılar. Ayet
Rabbim bize kalbini almak kolay, vermek zor biraz. Almak kolay, versene biraz. Ha öldürdün, öldürecek. Ha öldürdün, öldürecek. Sende kibar, inanmaz. Sende kibar, inanmaz. Koyduk koyduk derde doyduk. Aşk bile seni unuttuk. Sevdik yandık elhamdülillah. Doyduk doyduk derde doyduk. Doyduk doyduk aşka doyduk. Hamdık piştik elhamdülillah. Yakında Ali ile evleneceksin İpek. Vazgeçin bu hayallerden amca. Kızım sen bana babandan yadigarsın. Şimdiye kadar sana kötü davranmadım. Ama beni buna zorlama. Ne yaparsın amca? Kemiklerini kırarım senin. İpek kızım dinle beni. Seni kırmak incitmek istemem. Orhan. Evimiz. Annem babam öldükten sonra hiç gelmedim. Yazın amcam kullanır, güzel günler yaşadım burada. Ama şimdi daha mutluyum. Çünkü seninleyim. Sıkıntılısın ve nedenini bana anlatmıyorsun. Evinde mutlu değilsin. Kaçıyorsun. Bir kuyudayım ki sorma İpek. Bir yanda çocuğum. Bir yanda işim. Bir yanda karım. Bir yanda sen. Benim amacım sana mutluluk vermek. Problem olmak değil. Bağırma, babam gelecek Pamuk. Bize çikolata getirecek. Ben babamı çok özledim. Sen de özledin mi? Nerede bu kız? Bilmiyorum bey. Yer yaralıp da yerin dibine girmedi ya. Kaç gündür yok ortalıkta. Eğer kemiklerini kırmazsam bana da rahmi demesinler.
Nereye gider bu adam? Nereye kaybolur? Filmin vizyon tarihi var. Gecikirsek perişan oluruz. Peki ama ben ne yapabilirim ki beyefendi? Başımdan çıldıracağım. Ne yemek yiyor ne su içiyor. Babası olacak adam da yok ortalıkta. Ne yaparsan yap ben bunlarla uğraşamam. Gidiyorum. Gitme anne. Bırakma beni. Ağlama kızım. Deden gelince sana çikolata getireceğim. Ben babamı isterim. Anne gitme. Bırakma beni anne gitme. Kızım delilik etme. Aklını başına topla. Ne tuhaf değil mi? Orhan Gencebay da yok ortalıkta. Tahminim doğru. Mutlaka birliktedirler. Tımarhaneye tıkarım gene de o şarkıcıya kaptırmam. Elin iti gelecek, kızı alacak, milyonları kapacak. O kadar kolay değil. Hüseyin'i gönder bana. Buyur abi. Orhan'ın izini bulun. Bulmadan gelmeyin gebertirim sizi. Yazlık eve de bakın. Orada olabilirler. Başüstüne abi. Orhan Gencebay'ın karısıyla arası açık. Kafasına koyduysa karısını boşar, ipeği alır. Ben de seyredeceğim ha. Parçalarım, yaşatmam. Orhan Bey'in nerede olduğunu bilmiyorum efendim. Kaç gündür herkes onu arıyor. Ercan Bey burada mı acaba kızım? Burada efendim. Sağ ol. Selamun aleyküm Ercan Bey. Aleyküm selam Rüştü Baba, hoş geldin. Buyur otur. Sağ ol. Oturacak halde değilim. Orhan'dan bir haber yok mu? Kızı hasta. Devamlı onu sayıklıyor. Nerede bu adam? Nerede olduğunu bir bilsem ah. Ben bile bulamıyorum. Çıldıracağım. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ben gidiyorum. Haber alırsanız durumu iletirsiniz. Olur baba. Sen merak etme. Eyvallah. Hadi güle güle. Nerede Orhan Gencebay? Bilmiyorum efendim. Nerede dedim söyle. Söyle. İnanın ki yok. Nerede olduğunu bilmiyoruz efendim. Kız sana İnanın söylüyorum ki. Yoksa gebertirim seni. Ne oluyor orada? Sen menajerisin değil mi? Evet ne olacak? Nerede Orhan Gencebay? Söyle yoksa ayağımın altına alırım şimdi. Ne yapıyor lan bu? Ahır mı lan burası? Nerede lan söyle yoksa gebertirim şimdi. Kim nerede? Orhan Gencebay. Kız kardeşinle beraber. Lan bu gerçekten sopalık bir adam. Şimdi bir tane vuracağım elimde kalacak. Yürü lan taş arabası. Biz bu ayakları çok gördük anladın mı? Yürü de boyunu göreyim. Ulan sen var ya çok şanslı adamsın. Şimdi işimiz var. Ama bunun hesabını senden soracağım. Hadi yürü gidelim Allah aşkına. Yarım porsiyon adamla bir mi olacaksın? Ulan bunu senin yanına bırakmayacağım. Hadi, hadi defolun. Hadi yürüyün bakayım, çabuk çabuk hadi. Nasıldı numaran? Harikaydı. Ben böyle adamları çok gördüm. Çare hem de dertsin, sen hem bensin hem de sensin. Hem çaresin hem de dertsin, sen hem bensin hem de sensin. İsterim ki bu aşkım ne tükensin ne de bitsin. İsterim ki
aşkım. Ne tükensin ne de bitsin. Her anla mutluluğu sanki o yıllara. Gönlüm isyan başkalmış mıdır? Her anla mutluluğu sanki o yıllara. Gönlüm isyan başkalmış mıdır? Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil. Sevinç gözyaşlarımdır. Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil. Sevinç gözyaşlarımdır. Yaradana kurban olayım. Seni yarattım için. Her şey seninle güzel, hayat sence güzel. Sev bizim için, sev başım için. Çok iyisin, çok güzelsin İpek. Sen bu dünyada bir tanesin. Beni şımartıyorsun. Sen bana annemden sonra en büyük şefkati, sevgiyi gösteren ikinci kadınsın. Ama gitmem gerek. Haklısın. Evine dönmelisin. Ben zaten mutluluğumu yıkılan yuvalar üstüne kurmam. Ama arada bir sesini duysam, yüzünü görsem yeter bana. Güzel günlerimiz olacak. Bana biraz zaman vermelisin. Nikahın değil, sevdan yeter bana. Hep yolunu bekleyeceğim. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne haber Ercan? Ya sen neredesin? Herkes seni arıyor. Bütün işler yarım kaldı. İnsan bir haber verir. Filmciler, plakçılar, kızın Ayşegül. Ne olmuş kızıma? Hastaymış, kayınpederinin evindeymiş. Ayrıca Rahmi'nin adamları seni arıyor. O önemli değil. Ah! Vur öldür istersen. Gene de oğlunla evlenmem. Orhan'ı seviyorum. Deli misin lan manyak? Tımarhaneye tıkarım seni. Hiçbir şey yapamazsın. Beni korkutamazsın. Hoş geldin oğlum. Sağ ol Baydan. Ayşegül nasıl? Ciddi bir durum yok. Seni sayıklıyor. Merhaba baba. Hoş geldin oğlum. Sağ ol baba. Babacığım. Kızım. Babacığım benim. Canım. Canım kızım. Yavrum. Bir tanem. Canım benim. Canım ciğerim. Bir tanem benim. Yavrum. Hasta mı oldun sen kızım? Beni özledin mi yavrum? Hem de çok özledim. Oya yok mu? Çocuğu bırakıp gitti. Hadi sen uyu kızım. Ben biraz sonra geleceğim. Hı? Gitmeyeceksin değil mi baba? Yok, hayır kızım. Ben buradayım, gitmeyeceğim. Biraz konuşmamız lazım baba. Seni öz babam kadar seviyorum Rüştü baba. Buna inan. Sağ ol evladım. Çok düşündüm. Yürümeyecek. Oya'dan ayrılacağım baba. Haklısın evladım. Ne diyebilirim ki? Orhan gelmiş baba. Yazıhanesine girerken görmüşler. Ne yapalım? Buraya çağırın. Sert davranmayın. İşi iyilikle halledelim. Olmazsa zor kullanırız. Peki. Aile kutsal bir müessesedir. Kadın ve erkeğin birbirlerine karşı sorumlulukları vardır.
Özveriden kaçan taraf ailenin düzenini bozar. Durum böyle olunca ayrılık kaçınılmaz olur. Ben bugüne kadar yuvanın yıkılmaması için elimden gelen bütün gayreti sarf ettim. Ama ne yazık ki karımdan olumlu bir davranış göremedim. İşte saydığım nedenlerden dolayı karımdan boşanıyorum. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederiz Orhan Bey. Teşekkür ederiz. Güle güle. Güle güle. Hoşçakalın. Güle güle. Avukatları ara. Boşanma davası için dosyayı bir an önce hazırlayıp davayı açsınlar. Peki efendim. Buyurun. Rahmi Bey'in selamı var. Sizinle görüşmek istiyor Orhan Bey. Benim de ona çok önemli haberlerim var. Gidelim. Tamam, sağ ol. Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk. Buyurun, oturun. Seni buraya çağırmamın nedeni İpek. Seninle İpek hakkında bir karara varmıştık. Daha doğrusu vardığımı zannetmiştim. Ama hata etmişim. Evet. Sana güvenmekle hata etmişim. Seni namuslu, dürüst biri olarak tanıyordum. Namusumu yorumlama hakkını kimseye vermem. Böyle bir cesareti nereden buluyorsunuz? Ben sana İpek'le bir doktor gibi ilgilen demiştim. Ama sen ondan yararlanmaya kalktın. Bu sana yakışmaz. Üstelik evli birisin. Karımdan boşanıyorum Rahmi Bey. İpek'i ben de seviyorum. Niyetim ciddi. Onunla evlenmek istiyorum. Sen kendini ne sanıyorsun be? Bende sana verilecek kız yok. Bunu kafana koy. İpek öyle demiyor ama. İpek'in ne dediği seni ilgilendirmez ulan. Terbiyesizlik etme. Edersen ne olacak be? He? Durun! İpek'i bir daha görmeyeceksin. Yoksa seni yaşatmam. Sen çocuk mu korkutuyorsun? İpek'le evleneceğim. Vurmak kolaysa gelin de vur. İz bırakmadan bitirin işini. Efendim? Orhan, sen misin? İpek, hazırlan. Seni almaya geliyorum. Karım olacaksın. Efendim? Nilgüncüm, ben Oya. Evi terk ettim. Bir daha da dönmeyeceğim. Sinirlerim çok bozuk. Ayol bana gel. Burası da senin evin sayılır. Gel, beklerim. Çocuk öldü demek. Allah kahretsin. İyice boka saplandık. Bir işi beceremediniz hayvan herifler. Bir daha deneyelim baba. Bu adam herhangi bir adam değil. Bir öksürse 10 tane gazete yazar. Peki ne yapacağız? Sen toz ol. Ortalıkta görünme. Sizler ipin evine nöbete gidin. Oraya gelirse temizleyin. Aniye tecavüzden yırtarız. Sakın kızı bırakmayın. Dikkatli olun, hata yapmak yok artık. Alo, buyurun. Seni arıyorlar. Efendim? Oya telefon etti Ali. Bana gelecek. Ne zaman gelecek? Bu akşam. Peki, akşama gelirim. Çok mutluyum dadı. Sonunda hayallerim gerçekleşti. Buradan kurtuluyorum. Benim de tek isteğim buydu kızım. Gel bakalım. Ne istiyorsunuz? Amcanın emri var. Hiçbir yere gidemezsin. Yürü, yürü. Oya nerede kaldı? Neredeyse gelir. Ama sakın çocuğun öldüğünü söyleme. Olur mu canım? Söyler miyim? Bizim vurduğumuz anlaşılır. Hoş geldin. Hoş bulduk canım.
Ben gidiyorum, sizi baş başa bırakayım. Güle güle. Ben gidiyorum, kulüpteyim. Bir şey olursa haber verin. Thank you.